Ramazan Almaçayır bir şey söyleyecekler. Hocama şunu sormak istiyorum aslında. 1948'den itibaren gelen bir işgal sürecinde, şimdi İsrail'in Gazze ile başlayıp Batı Şeria'yı içine aldıktan sonra, daha sonra Suriye, ardından Lübnan vesaire. Şu anda karşısında kara savaşı yapacak bir ordu olmadan bir saldırganlığı söz konusu. Ve doğal olarak bu saldırıya karşılık veren bir ordu olmadığı için de katliam kaçınılmaz oluyor. Ve masum insanların, çocukların, 50 bine yakın masum Gazze'nin öldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi hocam, bu uluslararası hukukta İsrail'in bu katliamları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Adalet Divanı'nda bu yargılamalar bittikten sonra Lübnan'ın içerisine girilen noktada o doğal haritalar tekrar geri mi gelecek, yoksa cetvelle çizilen haritalar mı göreceğiz? Yani en yakın örneğinden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Tartus'a kadar bir hava saldırısı gerçekleşti Suriye sınırları içerisinde. Yani Golan Tepelerindeki işgal ayrı bir nokta, Lübnan'ın içlerine kadar giren bir saldırganlık, Birleşmiş Milletler barış gücüne saldırı, Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi Birleşmiş Milletler'in müdahil olması gerektiği bir noktada Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin saldırıya uğradığı bir saldırı söz konusu. Doğru. Bu yargılamalar gerçekleşirse, yani cetvelle çizilen bir Orta Doğu haritası mı göreceğiz, yoksa İsrail ve yetkilileri savaş suçlu ilan edilebilecek mi? Yani bir Sırp katliamında Kosova'da yaşananların ikinci bir örneği mi olacak? Yani Ramazan şunu soruyor. Bu savaşın bir cezai kısmı var, bir hukuk kısmı var. Cezai de savaş suçundan yargılıyoruz insanları. Hukuki de işgal edilen topraklar veya kaybolan şeyler ne olacak diye soruyor. Tabii tabii. Yani bu meselenin, yani bu İsrail-Filistin konusunun birçok boyutu var. Yani hem tarihi, hem teolojik, hem siyasi, hem askeri, hem jeopolitik, hem de hukuki boyutu var. Ama hukuki boyutunun önemi şöyle. Yani bir dönem, işte az önce söyledik, Nazi Almanya'sında soykırıma uğramış bir kavmin, bir milletin torunları aynı suçu insanlığı, bakın uluslararası suç kavramı vardır ve uluslararası suçlarda en üste soykırımı koyarız biz. Yani soykırımdan zaman daha aşımı yok, insanlık değil mi? Hiçbir şey yok. Aynen. Zaman aşımı verir, zaman işlemez ve insanlık açısından insan işleyebileceği en ağır, en ağır suç tipidir. Doğaya da hocam, yapılmış en büyük kesinlikle. Şimdi bunu düşünüyorsunuz ve bunu yapmakla itham edilen sanık sandalyesinde oturuyorsunuz. Merak devlet etmiş olarak. Evet. Ya bundan utanç verici bir şey olabilir mi? Evet. Yani soykırıma uğramışsınız ki uğramış biz o zaman da, yani o zaman o dönemde yaşamış olsaydık, en azından ben şahsım adına böyle bir suçu işleyen kimse mağdurun ve faili kimliğine bakmaksızın karşı durarsınız. Ya insana o soykırımı da sorgulattırıyorlar tabii, ya. Tabii. Öyle bir hale geldi yani. İşte bu nedenle onu söylüyorum. Yani bu suça mağdur olmuş bir halkın torunları, çocukları, siz komşunuz olan bir ülkenin çocuklarına, Filistinlere yönelik bunları yapıyorsunuz. Bu sanık sandı. Komşunuz mu? Komşuları, yani iki devletli çözüm derken. Adamların kendi topraklarıydı, geldiler. Hayır. Çaldılar o, yani. 48'den sonra öyle aldığımız için. Komşusu falan değiller hocam. 48'den sonra aldığımız için. 48'den evet sonra aldığımız için. Ben bir duygusal soru sormak istiyorum size. Acaba Yahudiler bu olayda prestij kaybediyorlar mı? Evet. Ettiler evet, zaten. Evet. Ettiler. Hayır, yani meşruiyetlerini yani kaybettiler. Bırak az önce söyledim. Devlet olma meşruiyetini ben hukukçu olarak söylüyorum. Bak evet, siyasi değerlendirme, teolojik değerlendirme yaparsınız. Hepsi de kıymetlidir. Ama hukuki olarak söylüyorum. Diyorum ki hukuki ölçülere bakıldığında devlet olma vasfını, meşruiyetini yitirmiş bir yapıyla evet karşı karşıyayız. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı da mümkün olduğu kadar bu hususun altını çizmeye şimdi çalışıyor. Sayın Büyükelçimize bir gidelim. O bize birazdan veda edecek. Şimdi bir devlet olamamış Hamas var. Bir de devlet olmuş İsrail var. Şimdi bu örgütlerin diplomatik açıdan bir değerlendirirsek, yani bunların diplomatik temsilcileri olur mu? Bizim büyükelçilerimiz veya başka ülkelerin büyükelçileri nasıl yaklaşırlar bunlara? Bize bir ufuk açar mısınız bu konuda? Efendim, tabii de derin bir konu bu uluslararası hukuk açısından.
Ama bir devletten bahsedebilmeniz için evvela üç tane faktörün bir araya gelmesi lazım. Sizin bir toprağınız olacak, egemenliğiniz olacak ve hepsinin ötesinde de siz burada kendi başınıza hüküm sürebilecek bir konumda olacaksınız. Ondan sonra da tanınmaya geliyor iş. İşte bizim KKTC ile ilgili olarak yaşadığımız bir sorundur mesela bu. Bir devlet olabilmenin bütün vasıflarına sahip olmasına karşın tanınmadığı için devlet olarak da muamele görmüyor. Evet. Şimdi Filistin'in durumu da tamamen böyledir. Yani başka bir ifadeyle Filistin, hangi Filistin'den bahsettiğimizi de evvela bir tespit etmemiz lazım. Unutmayın ki ilk defa Cezayir'de Arafat'la anlaşmaya varamadılar ve Hamas orada ayrılmak suretiyle daha kuvvetli ve daha sert bir cevap verebilecek şekilde örgütlenmeyi kabul etti. Buna karşılık Batı Şeria daha bir diyalogla, daha yumuşak bir geçişle bu işi çözebileceğini söyledi. Ama halihazırda Hamas'la Batı Şeria dahi bir kendi aralarında bir anlaşmaya varamıyorlar efendim. Yani başka bir ifadeyle biz Türkiye olarak da 3-4 defa arabuluculuk yaptık bu konuyla ilgili olarak. Bir araya getiriyorsunuz, aradan kısa bir süre geçiyor ve yine anlaşmazlıklar üstüne çıkıyor. Bir birlik ve bütünlük içine giremediler. Hangisi devlet olmaya daha yakındır diye düşünürseniz Batı Şeria elbet, çünkü hem toprak bütünlüğü hem aynı zamanda orada yerleşik bulunduğu yerler vesaire, bütün bunlarla ilgili baktığınız zaman devlet olmaya daha yakın duran bir statüdedir. Ama olabildi mi? Hayır. Şimdi sorunuzu bir de başka bir yönden daha ele almak gerekir. Burada nedir yani kesin olan durum? Şimdi halihazırda Netanyahu New York'a gitti biliyorsunuz geçen yıl. Her yıl gidiyor aşağı yukarı ama geçen yıl gittiğinde gazeteciler soru sordular. Nedir durum diye. O da bir harita getirdi. Bu haritada Batı Şeria ve Hamas, daha doğrusu Gazze yoktu efendim. Bu doğrudan doğruya İsrail'in bir parçası toprağı olarak da görülüyordu. Şimdi burada hukuk açısından baktığınız zaman suçtur. Olmaması lazım. Ama şimdi ben de çok üçüncü faktör olarak biraz ileri gideceğim. Halihazırda bu sadece burada değil, aynı zamanda Ukrayna yönünden de ortada duran çok ciddi bir sorundur. Efendim, normal olarak burada bir devletin topraklarını şu veya bu şekilde işgal ederek onları kendi toprağınız haline getirmeye kalktığınız anda bu bir uluslararası suçtur. Evet. Ama ben bir iddia ile söyleyeceğim. Bugün Rusya Donetsk bölgesinde özellikle ele geçirmiş olduğu yerlere Dinyeper olan hudutlar kadar olan kısmı iade etmeyecektir. İşgal etmekle fethetmek arasında bir fark var değil mi? Yani var efendim. Kesinlikle var. Feth oluyor burası. Yani sadece işgalden ibaret değil, geri almamak üzere. Kırım da aynı şekilde. Yani biz dünya çapında biz de Türkiye olarak Kırım'ı hepsini savunuyoruz, yapamazsın diyoruz. Ama atı alan Üsküdar'a geçmeyi tercih ediyor. Aynı şey bugün Orta Doğu için de geçerli. En büyük sorun şudur. Netice itibariyle İsrail Amerika ile bir bütünleşme içinde olduğu için orada bir güç dengesizliği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla İsrail üzerine gittiğiniz her seferinde birleşerek de gitseniz karşınızda Amerika'yı buluyorsunuz ve baş edemiyorsunuz. Ama diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu neokon felsefe dediğimiz bir şey var. 7 tane ülkeyi harita üzerinde mahkum ettiler. Condoleezza Rice'ın açıklamasıydı bu da. Evet. En sonunda kalan da İran'dır efendim. Sayın Büyükelçim, şimdi reklama çok az kaldı. Çok kısa bir yorumlarsa. Seçim bu atmosferi, Amerikan seçimi şu andaki bulunduğumuz savaş ortamını azaltacak mı, çoğaltacak mı? 2 hafta efendim, kaldı. Seçimlerden sonra kimin iş başına geleceği tabiatıyla önem taşıyor. Ama her halükarda gelebilecek her iki adaydan hangisi olursa olsun İsrail'i satmayacağını kesin kes ifade etmiş bulunmaktadır. Çünkü onlar için İsrail aynı zamanda başka
teolojik anlamda da çok büyük bir önem taşıyan bir konumdadır. Dolayısıyla bu iş bitmez. Evet. Sorunun temeli, öyle tamamlayayım yüksek müsaadenizle. Sorunun temeli İsrail'in karşısında mahalli olarak düşünüldüğünde Orta Doğu bütünüyle devlet olabilmiş ve onunla mücadele edip de sonuç alabilecek gücü olmayan ülkeler topluluğu halinde bulunmalarından kaynaklanır. Bakın Irak böyle, Suriye böyle, Lübnan böyle. Buralarda devlet çok yok. Evet. Dolayısıyla karşınızda Amerika destekli olarak her istediğini katliam yoluyla hayata geçiren bir İsrail ve bunun karşısında da bizim de dahil olmak üzere çok üzülen, dünyayı bir araya getirmek için mücadele eden ama bu kapsamda bir sonuç alamayan konumdayız. Evet. Şöyle tamamlamama iki kelimeyle müsaade edin. Uluslararası Adalet Divanı diye bir şey yoktur. Çünkü bu doğrudan doğruya Güvenlik Konseyi'nden alınacak kararla bir şeyler yapabilir. Bunun ötesinde kendisini resmen alsa bile kararı bir hüküm ifade etmez. Evet. Gene bunun dışında Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Amerika mesela, İsrail bunların hiçbiri taraf değil. Türkiye de taraf değildir orada. Ama şöyle tamamlayayım. Evet. Kesin kes İsrail olmayacak bir şey. Ama ben Birleşmiş Milletleri kabul etmiyorum. Hani nasıl persona non grata, istenmeyen adam ilan edilmek diye hukukta ve aynı zamanda da diplomaside bir kaide vardır, bir şey vardır. Bu aynı zamanda uluslararası planda inanılmaz şekilde İsrail tarafından çok farklı bir boyuta taşındı. Ve söylediği şey net olarak, ben Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmiyorum dediler. Pardon, Birleşmiş Milletleri kabul etmiyorum dediler. Ve bu evet. işi burada kapatmak cihetine gittiler. Evet, Amerika da aynı şeyi desteklemektedir. Evet, Sayın Büyükelçimiz. Bugün Sayın Büyükelçimiz çok kısa yalnız. Çok kısa Uluslararası Adalet Divanı ile ilgili bir değerlendirme verdi. Çok kısa ama. Ben onun biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğru, Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır ama bugün şu anda Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'nin bütün itirazlarına, engellemelerine rağmen İsrail sanık sandalyesinde. Evet. Şu anda kovuşturma aşamasında soykırım suçlamasıyla Güney Afrika'nın 27 Ekim 2023 tarihinde açmış olduğu davayla ilgili olarak şu anda kovuşturma aşamasında Sayın Büyükelçi, bu yargılanma başlanmış demek. Evet. Ben burada bir yorum getirmeye çok kısa da olsa mecburum. Benim burada anlatmaya çalıştığım o davada bir karar alınamaz şeklinde değil. O kararı uygulattıramaz. Kim hangi kolluk gücü var? O zaman tabii karar çıktıktan sonraki dengeler, konjüktür, o da çok önemli. Yoksa ama külliyen kategorik bir şekilde uluslararası adalet yoktur demek doğru değil. Evet, şimdi Sayın Ramazan Almaçayır'a veda edecek. Hangi çete daha tehlikeli? Bebek çetesi mi? İsrail'in katil çetesi mi? Şimdi bebekler öldüğü için de ikisi de tehlikeli. Çünkü masum bebeklerin canı söz konusu. Çünkü ayırt etmek vicdani olarak doğru değil. Çünkü iki konuda da vahşete dönen noktalar var. Gazze'de 50 bin masum insan katledilmiş durumda. Aslında burada biraz önce işte bu Uluslararası Adalet Divanı ya da UCM'den, Ceza Mahkemesi'nden bir karar çıksa bile işin en acı tarafı bu kararı uygulayacak kolluk gücü yok. Uygulansa bile bu kararın sonucunu öğrenecek nesiller kalmamış Gazze'de. Yani 3 kuşak katledilmiş, nüfustan kütükten silinmiş insanlar var. Evet. Torun, anne baba ya da ebeveynleri ortadan kaldırılmış insanlar var. Gerçekten çok acı. Tabii İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında da bu Yeni Doğan çetesiyle ilgili de buradaki vahşet de inanılmaz bir boyutlarda. Sırf bebeklerle ilgili değil, bütün yoğun bakımlarla ilgili sizden, ilgili Abdurrahman'dan, hepinizden biz de haber bekliyoruz yani. Abi ekipleri olarak hem bu kapatılan hastanelerle ilgili devam eden soruşturmayı hem de mağdur ailelerin bize gelen ihbarlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet. Sağlık Bakanımızın da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla bu işin sonuna kadar gidilsin, kusuru olanlarla ilgili gereği neyse yapılsın şeklindeki talimatın uygulanacağı belirtildi. Biz de inşallah bu konuda dahli olan kim varsa, insanların canını yakan kim varsa gerekli cezayı hukuki boyutta görmeleri için
biz de yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, Ramazan Almaçayır'a çok teşekkür ediyoruz. Sen de bizi reklama yolla. Evet, şehit bebeklerle şehit giderler arasında bir dünyayı konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yer ayrılmayın, az sonra buradayız.